Eğitim alanını düzenleyen tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Aday çırak ve çırakların yanı sıra staj yapan mesleki ve teknik okul öğrencilerine de işletmeler tarafından ücret ödenecek. Değerli izleyenler, artık öğrencilerimizin emeği maddi anlamda da karşılık bulacak yasa tasarısı TBMM'de kabul edildi. Bugünden itibaren, daha doğrusu yeni yılla birlikte artık işletmeler öğrencilere, stajyer öğrencilere de maaş verecek. Bu kişilere 20 ve daha fazla personel çalıştıran iş yerlerinde asgari ücretin net tutarının %30'undan, 20'den az personel çalıştıran iş yerlerinde %15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin %30'undan aşağı ücret verilmeyecek. Vallahi ben bunu iyi değerlendiriyorum. Niye? Çünkü hem öğrencinin cebine harçlık girmiş olur. Hem de zaten geçim şartları şu anda zor. Evet. Bu da öğrenci için bir avantaj olur. Emek var ise bir işte, emeğinin karşısını alınması lazım. Evet. Ben de emekten yana olarak devletimizin, öğrencilerimizin vermiş olduğu emeğinin karşılığını almasını isterim. Yani öğrenciye destek demek, öğrenci ülkemizin geleceği demektir. Bunlara destek vermek daha mantıklı. Ekstradan zaten bunlar malum part-time işlerde çalışıyor birçok öğrenci. Bizim burada da çalışıyor yanımızda. Bunlara ekstradan bir ücret demektir. Ekstradan kendilerinin ihtiyacını karşılar. Güzel bir şeydir. Saygıyla karşılarım. Hak her zaman en kutsaldır. Emek kutsaldır. Geleceğimize yatırım yapmak demek, gençlere yatırım yapmak demektir. Yani güzel bir şey bizim için daha... İmkan sağlıyor. Sizin için iyi oluyor değil mi? Evet tabii ki. Daha önce bir yerde çalıştınız mı staj olarak? Yok hayır çalışmadım. Bir yerde çalışacaksınızdır herhalde. Evet. O zaman artık devletin işverenlere bir zorunluluğu var. Maaş vereceksiniz. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? İyi olacağını düşünüyorum öğrenciler adına. Onlar da para kazanır. Hem kendi masraflarını kendileri çıkartırlar. Bence iyi olur.